Şimdi abi bu AKP-MHP gerilimi gerçekten ne boyutta ve bu nasıl yansıyor? Biraz bunları konuşalım mı? Biraz daha kapalı kapılar ardında yaşanıyor olarak görüyorum. Belli başlı birkaç çıkışla bizlere yansıyor. Ne gibi? Bu 50 artı bir söylemi gibi. Devlet Bahçeli'nin... Şöyle, Buyur. bu da sevgili Burhi, çünkü sorununca geri kalanını bildiğim için bölüyorum lafını yani. Tabii yok, Sonra bütün soruyu estağfurullah. sormana gerek yok, anladım Tamam. ben. Bu da tıpkı bizim demin konuştuğumuz gibi 14 Mayıs travmasıyla alakalı bir şey. 14 Mayıs travması tıpkı muhalefette olduğu gibi iktidarda da bu kutup sistemini tartışmasını sebep oldu. Çünkü MHP çok güçlendi. Ve Evet. burada MHP'nin yargıdaki kuvveti, yargıyı kuvveti derken komple Yargıtay'ı komple ele geçirmesinden bahsettim. Mesela MHP'nin bu atakları artık AK Parti'de şu düşünceye sebep oldu. Ya bu adamlar hiçbir şeyimiz ortak değiller resmiyette. Bakanlıkları yok, bir şeyleri yok. Ama diğer taraftan full artıdalar. İstediklerini de alıyor, devlete yön veriyorlar. Veto koyabiliyorlar her şeye. Tayyip Erdoğan da bilirsin klasiktir. Yani bunu çok iyi anlamanız lazım. Tayyip Erdoğan'ın siyasetini anlamak için bunu çok iyi anlamanız lazım. Tayyip Erdoğan'ın bir kadrosu yok. Ve her zaman da bunun sıkıntısını çekti. Mesela bu konuda 2014, birazdan çözüm sürecini konuşacağımız zaman tekrardan değiniriz de. 2014-2016 arası çok önemlidir. O bir örnektir yani. Oradaki U dönüşü bir örnektir. Kadrosu yok. Başta Fethullahçılarla çalışmaları, sonra ulusalcılarla, ülkücülerle, işte MHP'yle çalışmaları tam da bundan kaynaklanıyor. Ve şu anda da kendisi gerek SETA gerek TÜGVA üzerinden, TÜGVA neredeyse 10 yıldır çalışıyor bu arada. Burayı bak Tabii, küçümseme. tabii. Sen hukukçusun. 10 yıldır bürokrat, İşte hukukçu yetiştiriliyor TÜGVA kamplarından. Genç bir nesil yetiştirmeye çalışıyor aslında. Ha, AKP çünkü niye nesli. adam ne diyor, biz diyor rejimi kurduk. Anayasayı da koyduk. Toplumu da şekillendirdik. Kadroyu da yarattığımız zaman Trimmirliği de bırakırım oraya. İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Hulusi Akar. Bu iş böyle kalıcı bir şekilde devam eder. Düşünce bu. Şimdiye kadar hep toplama bir kadro halinde hareket ettik. İşin komik yanı şu. AKP bu durumda başarılı olmuş bir İyi Parti. İyi Parti aynı şekilde bir toplama, ideolojik bir şey yok, zemin yok. Bir toplama parti. Ama iktidar olacak karizmatik bir figür yok. AKP'de olduğu gibi. AKP de aynı şekilde başarısız olsun, İyi Parti gibi birbirine girer. İstifalar peşi sıra gelir. Yolsuzluk suçlamaları peşi sıra gelir. Bak hayal edebiliyorsun değil mi böyle olacağını? Hepsi Tabii birbirine canım. girer. Sen ona demiştin, sen ona gittin, o seni aradı, o onunla yatıyordu falan. Aynı bir şekilde birbirlerine girerler ama şu anda başarı var, tutkal var. Tayyip Erdoğan var. Karizmatik bir lider var. Çekildiği İdeoloji anda yok. diyorsun. İdeoloji yok. Bir yeşil kitap yok yani. Kaddafi gibi de, Kaddafi'de olan bir yeşil kitap bile yok yani. Bilirsin şey der ya, herkes bir tavuk besleyecek falan diye evinde. Biliyor yeşil kitabı. Öyle bir şey bile yok yani. Bir ideoloji yok. Bir oradan bir buradan alıyorlar. Şimdi bunun sonucu da bu kadrolaşma kavgasıdır. MHP seçimden sonra şimdi ihtiyaç kalmadı ya. Sen şu anda niçin ittifak olacaksın? Mesela MHP niçin ittifaka devam ettirsin? Tayyip Erdoğan ittifakını için devam ettirsin. Ortada Cevap ver bana. seçim de yok diyorsun yani. Şu an için mesela Tayyip Erdoğan mesela niçin ittifakı devam ettirsin veya MHP? Yani bazı büyük Ne şey için? hani yerel seçimler için konuşuyorum bir Hayır, sonraki. ne için? Ne için? Önlerinde şu an ne var? Bir şey yok yani. Yani yerel Aslında var. seçimlerde birkaç Var. büyükşehir Aslında belediyesi var. Böyle falan var. söyleyeyim. Şöyle Buyur. söyleyeyim sana, anlarsın dediğimi. Buyur. Yargıtay'ı ele geçirdi MHP. Hı. Anayasa Mahkemesi'ne hedef gördü kendine. Çünkü Anayasa Mahkemesi de ortadan kaldırılırsa da yargıyı komple ele almış olacak. Yani yargının üzerinde bir yargı olmayacak. Anayasaya karşı mı diye bir şey olmayacak, bir yapı olmayacak orada. Amaç bu biliyorsun. Yargıtay kafasına göre karar verebilsin diye. Yeni Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet ya. Şimdi MHP bu kadar rahat hareket ederken Tayyip Erdoğan, bak chat sana cevap verdi aslında. Anayasa. Evet. Anayasa. Tayyip Erdoğan ne cevap verdi? Tayyip Erdoğan'a sordu. İlk röportajında ne dedi Tayyip Erdoğan? İlk röportajında ne dedi şey sordukları zaman, bu anayasa tartışmasını? Anayasa AYM krizi diyorlar ya. Suni bir kriz. Ne dedi biliyor musun? Dedi o dedi yapılır edilir de ya bu 50 artı 1 dedi aslında bir sıkıntı. Bak şimdi. Niye sen onu aynı röportajda cevaben bunu diyorsun? İki şey söyledi Tayyip Erdoğan orada. Biz dedi hakemlik yaparız dedi. Yargıtay ile AYM arasında. Evet. Ne yaptı? AYM ile Yargıtay'ı aynı seviyeye indirgedi. Ve karar merciğini, yani karar verecek noktayı AYM'nin olması gereken pozisyona kendini koydu. Hakem benim dedi.
Bundan sonra bireysel Can Atalay başvurusunu bizzat Beştepe'ye yapsın. Orası karar verecek, anladın mı? Bundan sonra oy. Zaten önce de maaşlarda bir törpüleme olayı vardı biliyorsun. Yargıtay'la eşit seviyeye getirildi AYM. Yani onun önü hazırlandı. Ama Bahçeli de cevap verdi. AYM'yi yiyebilirsin, hiç önemli değil. Ama günün sonunda benim, ben. Başkanlık sistemi benim. Ve sana da ihtiyacım yok. 50 artı 1'i kaldırmak için. Tayyip Erdoğan, onun üzerine Bahçeli grup toplantı. Ne çabuk unuttunuz dedi 15 Temmuz'u. Bu işin dedi, bu sistemin dedi, bel kemiği, temel taşı 50 artı 1'dir dedi. Yoksa öngörülemeyecek kaosta sebep olur, karışıklığa sebep olur dedi. Bu şekilde okuyacaksın. Bu nedir? Bu kadrolaşma kavgasıdır. Yeni bir rejimde. İşin acı yönü ne biliyor musun? Bu değil. O şu bu değil. İşin acı yönü milyonlarca sözde muhalifte tribünden izliyor olayları. Aktif değil. Aktif olamıyor. Aktif pozisyon olamıyor. Daha da acısını söyleyeyim mi size? Chat. Bu ikisi birbirine girdiği zaman ya AKP'yi tutacağınız ya MHP'yi. Yani tartışmaya dahil olmak için bile ya MHP ya AKP'yi destekleyeceksiniz. Çünkü şey yok, alternatifi yok başka. Dahil değil. Ben bunu ne zaman söyledim biliyor musun? Şeye girdiğimde bu Serkan'la Bahar yayın yapıyordu. Ben girdim, dedim ki siz de tartışıyorsunuz ya dedim. CHP'nin dedim siyasal zemini yok. Şu anda işin komiği ne biliyor musunuz? Şu an aktif tartışmada MHP var, başka parti yok dedim. İronik olan budur dedim orada. Yani mesela 50 artı 1'i destekliyorsan MHP tarafındasın. Yok desteklemiyorum diyorsan AKP tarafındasın. İkisi de samimi mi? Yok, ikisinin de derdi kendi gücünü şey yapmak. Nasıl yani, işin faturası bu bence yani. Bu tartışmalar falan değil. İşin acı yönü bu. Bu bulunan durum. Böyle bir ayrım olur. Ehvenişer diyordunuz ya. Alın size Ehvenişer. Böyle bir ayrım olursa farklı bir ittifak doğar mı? He güzelim, güzel bir soru sordun sen. Evet. İyi Parti, Zafer İttifak. Partisi, eski ülkücüler bir araya gelip BBP, MHP mevcut evet. Rejimi ele geçirebilirler mi? Çünkü rejim şu anda mevcut. Değil mi? Evet. Ya. Bu Tayyip Erdoğan izleyeceği yola bağlı. CHP bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada Özgür Özel'le birlikte oyun dışı. Bu oyun içerisinde yok. Marjinal bir SHP artı şu anda. Şu anda olası senaryoda olay şu. Bir tarafta AKP, bir tarafta işte Milli İttifak. Bu da bizi kime hatırlattı? Bir arkadaş vardı, sen hatırlarsın. Milli İttifak dediğimiz şey işte bu eski ülkücüler, eski milliyetçiler falan. Bir arkadaşın tweet serisi vardı seçimden sonra. Siyasetçi. Hatırladın mı? Senle konuşmuştuk hatta. Şu an neyi kastettiğini hatırlayamadım. MHP'den AKP'ye geçen bir arkadaş. Yine hatırlayamadım ya. Türkeş'in attığı tweet'i. Heh, tamam. Ne demişti tweet'te? Verseniz Allah aşkınıza. Verin birlikte bir okuyalım o tweet'i. Orhun'un şeyi içeri alması, bu Orhun haberin. Sinan Ateş dosyası. Ha, onları şöyle evet. Bir şey var. Buyur. Yani böyle konuşuyoruz da sanki AKP tarafı çok büyük sazan da böyle çok naif de bilmem ne de. AKP tarafında 50 bin tane dosyası var. Yerli Kaya'nın bütün Ayhan Bora Kaplan dosyası vesaire dönüyor dolaşıyor Soylu üzerinden MHP'ye kadar bulaşıyor. MHP'de bu işin içerisinde öyle bulaşmış derecede ki eğer bıçaklar hakikaten çekilirse MHP'nin kolu kopar ilk olarak. MHP'nin elinde bir silah yok mu AKP'ye karşı bu tür operasyonlar bakımından? Yargıdaki gücü. Bunu neye benzetiyorum biliyor musun ben? FETÖ'yle şeyde böyle başlamıştı biliyorsun yargıda. Doğru. Biliyorsun değil mi? Evet. Ulan duayen Burhi. Peki sana bir soru daha. Mevcut Adalet Bakanı'nın en önemli olayı neydi? Anayasa söylemiyle gelmişti. Hayır. HSYK kavgası vardı. Hakimler Savcılar Kurulu. Evet. Hatırlıyorsun. FETÖ'yle ilk mücadele orada başlamıştı. Kim getirmişti o yasayı meclise? Tunç. Şu anki Adalet Bakanı Tunç. Ben bunu ta kabine açıklandığında söylemiştim. Tayyip Erdoğan'ın bu noktada silahıdır bu diye. Benzeri bir şey görüyoruz şu anda yine yargıda. Mevzileşmeyi anladın mı? Yani bu Adalet Bakanı'nın Adalet Bakanı yapılmasının bir nedeni bile bu diyorsun. Bu gerilim. Tabii. Evet. Bunu okuyamayan adam da bilemem.
Aynı şekilde soylunun da alınması tabii ki. Yani peki Yerli Bakalım. Kaya'nın duayen dönüşü? Dönüş derken. Normalde bir İslamcıdır kendisi. Atatürk portrelerinin önünde fotoğraf verme, diksiyon eğitimi alınma, devlet adamı edasıyla. İyi ben güzel yani iyi yanlış bir şey yapmayalım. Ama bunları bağlamda okumak gerekiyor. Peki silahlar çekildi mi? Henüz değil. Tıpkı şeydeki gibi. Inglourious Basterds'daki pub scene gibi. Henüz Fassbender duayen 3 işaretini yapmadı. Kendisine ne verecek? Anladın mı? Henüz sipariş ederken 3 işaretini yapmadı. Yapsın bak o zaman neler oluyor. Tırmanır mı bu gerilim? Çünkü Dedim ya her henüz 3 geçen gün henüz tırmanıyor. sipariş verirken 3 yapmadı. Yapacak diyorsun. Bu Yani yapacak mı göreceğiz. şöyle gelişmeler var şimdi. Daha demin laf arasında söyledin de. Özellikle Sinan Ateş davasından Bu biraz ötürü. da Buyur. sevgili Burhi, bu biraz da muhalefetin yapacaklarıyla. Muhalefet böyle vasıfsız bir şekilde, ya şu an muhalefet yok ya. Özgür Gerçekten Özel diye bir yok ya. manyak var. İyi Parti diye bir sirk var. Muhalefet yok ya. Şu an MHP muhalefet yapıyor. Saçmalık olabilir mi ya? Ülkenin haline bak. Muhalefet bu durumda olduğu için de iktidardaki kavga da ona göre şekillendirecektir. Muhalefet başka bir yöne giderse bu kavga da başka bir yöne gider. Belki kavga olmaktan çıkar yani. Ha, parlatılan nişler miş gibi yapmak ve bir seçimin ardından Türk milliyetçiliği. İyi okumalar demiş Tuğrul Türkeş. Şimdi efendim okuyorum. Yıldırım Tuğrul Türkeş. 15 Mayıs 2023 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti. Seçim sonuçları tümüyle ortaya çıktı. Bu ilk sonuçları gazeteciler, siyasi analistler ve siyasi partiler ile bütün siyasetçiler tanımlamaya, anlamaya ve yorumlamaya çalışıyorlar. Medyayı takip ettiğimizde de telaş içinde birçok yorum görüyoruz. Burada bariz bir durum bütün çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Herkesin bildiği gibi 21. yüzyılın başından bugüne kadar bütün dünyada milliyetçilik yükselen bir değerdir. Şimdi bunu zaten ben es açayım. Yurt dışı şeyinde de konuşacağız. Uluslararası alandaki gelişmelerde. Devam ediyorum. Tarihte yaşadığımız bütün olumlu ve olumsuz veçeleri ile yeniden toplumlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ben de bu konuda 17 Ocak 2021 tarihinde Azgın Milliyetçilik başlığıyla bir yazı kaleme almıştım. Parantez vermiş. Bu yazımda değişik akımları tahlil ederek olası tehditlere dikkat çekmiştim. Parantez kapandı. Bunca yazı araştırma tartışma ortadayken Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanırken ki son yılında hatta son 6 ayında Türk siyaset sahnesinde iki güçlü ittifak olarak tasvir edilen her iki yapıda bu gerçeği yadsıyarak dışarının önerdikleri veya üzerine spot tutulan veya günlük sokak siyasetindeki popüleritelere bakılarak niş yapılardan medet umdu. Bir veya birkaç önceki seçimde alınan seçim neticeleri ya yanlış yorumlandı ya da etnik ayrımcılığın ehveni şeri olarak addedilen yapılarla işbirliği iyi bir fikirmiş gibi algılandı. Kendilerince günlük siyasetlerinde derin tavizler vermeksizin bu yapılara meclis koltukları ve veya seçim sonrası olası başarılardan pay önerdiler. Bu Türkiye'deki gerçek ana akım seçmeni üzüp küstürürken bu eğilimin tamamı ile dışında bulunan bu niş yapıların ağzını sulandırdı. Şimdi ikinci sayfaya geçiyorum. Buradan kastettiği her iki taraftan diyerek vurguladığı HDP ve Hüdapar meselesinden bahsettiğini ben böyle anlıyorum. Katılır mısınız duayen Erlik Bey? Bak ben de duayen kullandım. Duayen bir analiz oldu, evet. Evet. Türk milliyetçilerinin durumu devam ediyorum. Dışarıda milliyetçiliğin yükselişi sürerken çeyrek asırdır kafa karışıklıkları, iç hesaplaşmalar, küçük olsun ama benim olsuncu yaklaşımlar ile meşgul olan ve hepsinden önemlisi bir emekliler derneği anlayışıyla hatıralarla avunan Türk milliyetçileri ise ne dünyadaki gelişmeleri ne de Türkiye'de yaşananları net okuyabildiler. Bu da duayen bir analiz olmuş özellikle bu cümle. Siyasetin aktif olarak içinde bulunan kişiler geniş istişarelere ihtiyaç duymaksızın kendi doğruları yönünde devam ettiler.
Geriye kalanlar da Türk siyasi yelpazesinde değişik partilerde orta seviye görevlere talip olurken büyük çoğunluğu da oy veren olarak kaldı. Sonuç: 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve siyasi partilerin milletvekilliği genel seçimine baktığımda üzülerek gördüğüm tablo şudur. Her iki başka görüşe sahip ittifak grubu önem veriyormuş gibi yaptıkları milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Niş gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk milliyetçiliğidir. Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirse, ki bu örneğin bir lig çatısı altında olabilir, bundan sonraki seçimlerde birinci parti veya seçimin galibi Türk milliyetçiliğine değer veren, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır. Kalın olarak yazmış son cümle, velhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk milliyetçiliğidir. Şimdi bunu yazan kişi Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara milletvekili. Yani o açıdan da önemli. AK Parti'den... Ve diyor ki bir sonraki seçimde başka bir iktidardan bahsediyor. Yani evet, AK Parti'ye de aslında burada en ağır eleştiri var belki de. Umur... Deminki duayen şey işte Akşener ne yapar, MHP planı falan. O yüzden istemiştim yani bunu okumanı. Evet. O konunun kapanması için. İyi demişsin abi. Duayen bir istek olmuş. Bana da alıştırdınız bunu.